Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Geçtiğimiz Stüdyo One derslerinde bir parçanın ufak bir bölümünü Stüdyo One üzerinde mixlemiştik. Aynı parçayı bugün Mastering'e sokacağız. Mastering'i tamamen Stüdyo One'ın içerisindeki araçlarla gerçekleştireceğiz. Bir equalizer, bir multiband kompresör ve bir delimiter'la parçamızı piyasada yayınlanmış ticari parçalarla aynı yüksekliklere getirebiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bunun haricinde Stüdyo One'ın Project sayfasını yani Mastering arayüzünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videolarımı beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olarak bildirimleri açın ki ben de motive olayım, daha fazla insana ulaşabileyim ve onlara da faydalı olsun bu videolar. Lafı daha fazla uzatmadan hadi buyurun Mastering'imize başlayalım. Stüdyo One'ı açtım. Mastering için yeni bir proje oluşturalım. Daha önce Maya Mix demiştik. Maya Mastering olsun bu da. Hemen oluşturduk. Şimdi yine başlangıç sayfasına dönüyorum. Maya Mix'i açıyorum. Şuradaki post'taki pluginlerimi kapattım. Evet, şarkımızın başlangıç ve bitiş markerlarını ayarladım. Song'a geliyorum. Add to Project diyorum. Maya Mastering'i seçiyorum ve Mastering projemize bu parçayı şimdi bounce edip otomatik olarak ekleyecek. Evet, parçamız buraya eklendi. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Studio One'ın Project sayfasından birazcık bahsedeyim size. Project sayfası Mastering sayfamız aslında. Şurada bizim kanallarımız, daha doğrusu şarkılarımız yer alıyor. Burada da her şarkıyla ilgili pluginlerimiz yer alıyor. Bu şarkıların tamamına örneğin bir limiter atmak istiyorsak onları da şu master kısmına ekliyoruz. Şimdi ben kulaklıkla mastering yapmak durumunda olduğum için şu anda hoparlörleri açıp bir yandan da mikrofondan size anlatamayacağım için Sonarworks'ten faydalanacağım. Sonarworks'u buraya post kısmına attım. Kulaklık profilimi seçtim. Şimdi parçamız için önce yüksekliğe bakma amacıyla şuraya bir Udin Loudness Meter'ımı atacağım. Bunu da buraya sabitleyeceğim. Onun haricinde tonal balanstan faydalanacağım. Yani normalde bu plugin elinizde olmak zorunda değil. Bir tane referans parçayla çalışırsınız bunun yerine. Hani o da bir yöntemdir. Şu anda tabii ben bir parçayı referans almayacağım için bundan faydalanacağım. Bunlar bizim ölçüm araçlarımız. Şu da benim kulaklıkla biraz daha sağlıklı duymamı sağlama amacıyla burada. Şimdi mastering'i tamamen Studio One'ın pluginleriyle yapacağız. Ben öncelikle bir limiter atmak istiyorum bu projeye. Hemen şuradan arama kısmına geliyorum. Limiter yazıyorum. Ve Presonus'un kendi limiterını şuraya bir ekliyorum. Bunu istersen buraya da koyabilirim birden fazla parça varsa ama şu anda tek parça olduğu için burada bu yeterli olacaktır. Şimdi limiter'ı kapatacağım. Bir parçayı dinleyeyim. Hemen loop'a da alalım parçamızı. Şimdilik Sonarworks'u kapatıyorum. Buradaki ölçümü etkileyebileceği için. Şuradaki ölçümü loops'a getiriyorum. Kaç loops olduğunu göreceğiz. Şurada Peak RMS kısmını görüyoruz. Peak RMS, yani RMS olarak peak anlık çıkışlar, RMS ortalama olarak düşünebilirsiniz. RMS de maksimum şu 12 ile 9 arasını geçmemeye çalışacağım. Yani şu -9 civarında tutabilirsek bayağı yüksek bir master'a sahip olacağız. Yine şu üst kısım bizim ölçüm ekranımız. Burada oktav, 1/3 oktav, 1/12 oktav gibi görebiliyoruz. FFT olarak görebiliyoruz, curve olarak görebiliyoruz, segment olarak sono diye bir modu var yine, spektrum modu. Yine WF diye bir spektrum modu var. Ben şimdi buraya çok fazla takılmayacağım, FFT ile kalabilir. Onun haricinde bir de şurada peak RMS'in yanında K sistemi var. Bu K sistemi ve EBU sistemi nedir? Hızlıca ondan da bahsedeyim size. K sistemi Bobcats tarafından üretilmiş bir sistem. Kısaca sistem şöyle çalışıyor. Yine Peak RMS gibi veya Loops gibi düşünebilirsiniz bunu. K20 sıfırdan sonra dinamik alan bırakıyor bize. Bu daha çok böyle
senfonik kayıtlar veya işte dinamik aralığı daha geniş olan kayıtlar için tercih ediliyor. Günümüz pop, rock ve birçok müzik türü K14 sistemini kullansın diyorlar. Yani şu 0 ile 4 arasında dolaştığımızda yeterli dinamik aralığı burada tutmuş oluyoruz. K12 podcast, broadcast için önerilen bir sistem. Bu da yine yayıncılık için önerilen bir sistem. Biz buradan K14'ü kullanabiliriz ya da peak RMS olarak bakabiliriz. Yine şurada fazımızı ve stereo genişliğimizi görebileceğimiz bir ölçüm aracımız var. Hemen parçayı çalalım ve bakalım, bir ölçelim neymiş parçanın durumu, onu görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi parçamızın seviyesi şu anda -20 RMS civarında. Lufs olarak da yaklaşık -17 lufs civarında seyrediyor. RMS olarak da -20 civarındaydı. Hemen limiter'ımı açıyorum ve önce bir ses seviyemizi bir yükseltelim. Ceiling -1.1 yapacağım. Böylece True Peak'e girmemiş olacak parçamız. Ve yavaş yavaş gain'i arttıracağım. Gain'i ne kadar arttıracağım? Şurada anlık kısa zamanlı lufsu -10 civarlarında tutacak kadar arttıracağım. Yine başka bir referansta RMS olarak yine şu -9'la -6'nın arasında tutacak şekilde ayarlayabilirim. Böylece oldukça yüksek bir parça elde etmiş olacağız. Şu anda yükseklik olarak gayet güzel. Peak de yemiyoruz. -1.2'ye çektim. Şimdi equalizer atalım bir tane. Equalizer'la parçamızı genel olarak bir rütuşlayalım. Yine Studio One'ın kendi equalizer'ını şuraya atıyorum. Limiter'dan önce olacak şekilde. Parçada 20 Hz'in altını bir keselim. Sonrasında zaten yine normal bildiğimiz equalizer kullanır gibi sorunlu frekansları arayacağız. Ben bu noktada Sonarworks'u açacağım çünkü kulaklıklarıma çok güvenmiyorum açıkçası. Yani 65 Hz'in altı bayağı ötüyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Şuradan 75 Hz'in altını birazcık tıraşlayacağım.
Yine taramaya devam ediyorum. Hz bayağı ötüyor. Hemen devam ediyorum yine taramaya. Evet, basit bir equalizer müdahalesinden geçirdik. Aslında ben mid-side equalizer kullanmayı daha çok tercih ediyorum ama sanıyorum stüdyo vanın içerisinde equalizer göremedim. Evet, temel olarak mastering yapmak için çok böyle fantastik araçlara ihtiyacımız yok. Basit bir equalizer ve limiter'la bile bayağı bir şey yapabiliyoruz. Belki birazcık kompresör uygulanabilir. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Parçanın altlarını birazcık sıkıştıralım. Hemen bir tane multiband kompresör atıyorum. Equalizer ile limiter'ın arasına ve alt bantları birazcık sıkıştıracağım daha kontrollü gelsin diye. Şöyle 150 Hz'in altını birazcık daha sıkıştıralım diyorum. Buradan alt bandımızı sololadık. Sadece onu duyalım istedik. Diğer bantları susturabilirdik.
Şurada globalde hızı otomatik olarak ayarlayabiliyoruz ama ben bunu istemiyorum. Kendim buradan müdahale etmek istiyorum. Evet, multiband kompresörle sadece altlara müdahale ettim. Etkisini bir duyalım. Kapatacağım. Bu işlem bize altları biraz daha sıkılaştırmaya yaradı. Hemen Sonarworks'u kapatıyorum. Bir de o şekilde duyalım. Equalizer ve multiband kompresörden sonra biraz daha dinamik aralık bıraktık kendimize. Bunu da ben şuradaki gain'de değerlendirmek istiyorum. Artı 4.5 desibel bir gain vermiştik. Bunu birazcık 5'e yaklaştıracağım. Biraz daha şarkıyı yükseltebiliriz. Birkaç tane basit araçla parçamızı ticari şarkılarla, yani piyasaya sürülmüş profesyonel şarkılarla aynı seviyeye getirebildik. Biraz daha derli toplu duyulmasını sağladık. Şuradaki K14 sistemi ölçümünden de bir bahsedeyim size tekrar. Burada amaç şu 0 ile 4'ün arasında kalmak. Yani zaman zaman 0'ı geçebilir, hani 4'e doğru, ama bu sürekli kırmızıda olmaması lazım. Yani 0 civarında parçayı tutup ara sıra 4'e kaçmasına izin verebiliriz. Bu da ölçüme farklı bir bakış açısı. Evet, gayet güzel bence. Yani temel olarak parçalarımızı bu şekilde piyasadaki şarkılar kadar yüksek bir şekilde duyurabiliriz. Diyelim ki parçayla işimiz bitti. Bunu nasıl export edeceğiz? Hemen şuradan dijital release kısmına geliyoruz. Şuradan istediğimiz formatı seçiyoruz. WAV mı? MP3 mü? MP3 ise şuradaki bitrate'i en yükseğe getirmenizi tavsiye ederim. WAV ise 24 bite 44.1 uygundur. Şurada nereyi export edeceğimizi bize soruyor. Markerların arasını diyebiliriz ya da eventları, hani sadece şu dosyanın olduğu yeri gibi yapabiliriz. Onun haricinde real time processing, yani online rendering mi offline rendering mi, real time'ı seçersek parça çalarak export edilecek. Bu arada şöyle bir şey daha göstereyim. Mastering'de genelde şu parçaların başına ve sonuna fade atabiliriz. Böylece parçanın başında normalde boşluk olacağı için boşluğu parçaya girerken düzgün bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Yine çıkışına da ufak bir fade atılabilir. Birden fazla parçanız varsa burada timeline'da sıralayabilirsiniz. Dediğim gibi parçalarınız şurada listelenecektir. Yine buradan albüm adı, sanatçı adı ve diğer komentlerinizi, şarkıyla ilgili bilgilerinizi girebilirsiniz. Şuraya resim koyabilirsiniz. Şurada da mesela otomatik olarak parçanın loudness bilgisini bize verdi.
Burada da özet bilgileri görebiliriz. Burada işte efektlerimizi eklemeden önce eksi 17 lufsmuş. Efektlerimizi ekledikten sonra, yani şu işlemleri yaptıktan sonra eksi 10 lufs civarına çekmişiz. True peak'imiz eksi 1'miş. Mesela öncesinde eksi 1.2'ymiş. RMS'imiz eksi 9.8'e çekmişiz. Normalde 16'ymiş parçayı buraya attığımızda. Hemen export ediyorum parçayı. WAV olarak export edeceğim. Real time olarak export edeceğim. Ve parçamız şuraya export edildi gördüğünüz gibi. Bu şekilde parçalarınızı hızlı bir şekilde piyasadaki diğer parçalarla aynı seviyeye getirebilir. Temel olarak sorunlu frekanslarını düzeltebilirsiniz. Multiband kompresör gibi araçlarla biraz daha kontrol altına alabilirsiniz parçanın altlarını, üstlerini veya istediğiniz herhangi bir frekans aralığını. Parçamızı dijital release olarak buradan WAV olarak export edebiliyoruz. DDP olarak da yapabiliyoruz. Disk Description Protocol diye geçiyor. Yani burada bastığınız zaman parçanızla ilgili bilgiler içeren bir dosya seti oluşturuyor. İmaj olarak yine buradan çıktı alabiliyoruz. CD'ye yazabiliyoruz. Update'de mesela parçamızda mix ile ilgili bazı şeylerin oturmadığını görüyoruz mastering'de. Hemen son kısmına gelip burada parçamızda çeşitli değişiklikler yaptıktan sonra yine projeye dönüp şuradan update diyebiliriz. Ya da şurada parçanın sol alt köşesindeki şu işaret kırmızıya dönüyor. Sağ tıklayıp buradan yine update mastering file dediğimizde mix'te yapmış olduğumuz değişiklikler hemen buradaki dosyaya yansıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Mastering ile ilgili temel olarak söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki bu çok temel bir mastering. Parçanın ihtiyacına göre yapılması gereken bir şey mastering. Burada bizim amacımız da yapmış olduğumuz bu ufak demoyu biraz daha volüm olarak yükselterek, biraz daha spektrumu dengeli kullanarak bir şeyler ortaya çıkartmaktı. Bence demolar için bu tarz basit yaklaşımlar gayet güzel iş görecektir. Tabii ki bu yapmış olduğumuz masteringleri birkaç farklı sistemde dinlemek en sağlıklı sonuca ulaştıracaktır bizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Sevdiklerinizle bu videoları paylaşın ki devamını getirebileyim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.